Başını açtığım onca dertten sonra hala böyle düşünmez. Seni seviyorum. İnanç yapma. Benimle evlenir misin? Bak sen harika birisin ama... Ne dedin sen? Sizi nelerin beklediğini de biliyor musunuz? Hemen hemen. Bu büyük bir risk. Riski göze almam konusunda beni anlayacağınızı ummuştum. Neye dayanır bak? Bakın. Niyetim asla saygısızlık etmek değil. Yanlış anlaşılmak istemem. Ama bu şehir bundan 1,5 yıl önce birbirini seven iki insanın birbirleri için neleri göze aldığıyla çalkalanıyordu. Gelecek duruşmalarda hazır bulunmak şartıyla 50'şer milyarlık kefalet karşılığı tahliyelerine oy birliğiyle karar verilmiştir. Yüzüme geçmiş olsun. Hayır! Zeyno Ana sakin ol, ne olur kendine gel. Zeyno Ana hastasın ne olur. Beytoylu adamlarını taramışlar. Taramışlar mı? Ne? Haberin yok mu? Olması mı gerekir? Yani ben düşündüm de... Ben ne ilgisi yoktur canım. Abla? Zeyno Ana. Ölmüş mü? Yok. İstanbul'da makine fuarı var. Gitmek istiyorum. Nereden çıktı bu? Çıkmadı. Vardı zaten. Ama gitmeyecektin. Şimdi gideceksen çünkü kafam bozuk. Öyle mi? Birlikte gider miyiz? Hayır! Hayır! Ne oluyor orada? Seni alacak. Şano. O adam peşimi bırakmayacak Elif. Vazgeçmeyecek. Götür mazlumu buradan. Götür. Hiç değilse o kurtulsun. Çocuk varmış Selya'nın yanında. El kadar bebe. Yatmış anasının göğsüne. Öylece uyuyormuş. Hafize görünce çocuğu yapamamış. Çocuk ha. Çocuk. Bir bu eksikti.
Sevdiğin nasıl bir haberin var mı doktor? Her şeyi biliyorum. Vebalı çoktur. Cezası ağırdır. Ne vakit gün yüzü görür bilinmez. Farkındayım efendim. Deli misin be adam? Sen onu özleyeceksin, o seni. Özleyerek ömür mü geçer? Belki zor geçer ama mutlaka geçer. Beytuf fazla hareket halinde değil. Bu ne bu? Evet, en ilginci o. Mirza, Beyton'un kahyası. Bütün pis işlere koşturan bir adam. Aşiret meclisi dağıldıktan hemen sonra evden tek başına ayrıldı. Bu dümbük nereye vize alacak Hüso? Öt bakalım, he? Vallahi ağam, daha bir şey söylememiştir bana. Bana bak. Seni şuracıkta gebertirim, kokunu 10 gün sonra duyarlar. Anladın mı? Anladın mı lan? Anladım. Konuş şimdi. Beyto... Nereye gideceğim? Konuş. Beyto akşamki İstanbul uçağına 2 kişilik bir yer ayırttı. Direkt uçuş mu? Evet. Peşine düş. Ne gerekse yap. Anlaşıldı, sonra ararım. Efendim. Makine fuarı için İstanbul'a ne gün gidecektin? Yarın sabah. Bu akşamdan gitmeye var mısın? Antep üzerinden. Akşam da Boğaz'da bir yemek. Harika. Neden Antep üzerinden? İşlerim var, anca toparlarım. Hayırdır, birdenbire bu işte? Karıştırma şimdi orasını. Haydi hoşça kal. Hoşça kal. Uy. Ne o? Yüzün gülüyor. Vallahi senin şu müstakbel gelin allem etti, kallem etti, beni ikna etti. Yarın İstanbul'da bir makine fuarı varmış, tutturdu akşamdan gidelim diye. Külahımı anlatın. Ben iyi bilirim o makine fuarı hikayelerini. Bir zamanlar Cemo'da İstanbul'du, fuardı diye kaçar kaçar, sonra biliyorsun İzmir'den çıkardı. Evlendi, fuar muar kalmadı. Oh, oh bir de bilme. Oh bir de bilme. Ablaların güzeli. Oh, oh, oh. Oğlum, oğlum. Nikahtan önce gelin görülmezmiş. Ama sen görebilirsin. Zaten çok az göreceksin. Biliyorum. Müdür bey giderken dedi ki, yahu bu odada bugüne kadar bir sürü şey oldu. Başbakan bile ağırlandı. Ama hiç gelin provası olmamıştı. Kısmet bizeymiş. Allah herkesin kısmetini açık etsin. Bütün mahkumların. Ne mutlu ki cezaevini düğün evine çevirenlere. Sağ ol. Hayatımda en çok senden bir şeyler istedim. Yine isteyebilir miyim? Elbette. Nikah şahidim olur musun? Senin için zorsa ya da olmak istemezsen ben bunu anlarım. Yok canım, zor değil. Tabii memnuniyetle. Emin misin? Tabii canım. Yani hayatta iyi şeyler yapma fırsatı insanın eline çok geçmiyor. Fırsatını bulunca yapmalı. Bana bu fırsatı verdiğin için sağ ol Zeliha. Uçaktaydıklarım iştahımı kapadı. İstersen otele yerleştikten sonra çıkıp biraz dolaşalım. Ortaköy'e gideriz. Ya da İstiklal'e. Nasıl istersen. Affedersiniz, hangi oteldi? Evet. Selam, ben Azim. Her şey ayarlandı. Kontrol altında. Otelindeyiz. Beyto Şeyh'imizle birlikte bir suite'de kalıyor. Aynı otele giriş yaptık. Yanında bir adamla geldi. Meto, yakın takip için gerekli. Otelinde yerlerinizi ayırttım. Bu otelin uzaklığı 5 dakika. Oda numaraları 66 ve 67. Bitişik odalar. Yarım saat sonra senin otelin lobisinde buluşalım. Anladım, anladım. Tamam. Sağ olasın. Otelin arkadaş. Tamam. Kimdi arayan? Buradan bir arkadaş. Otelde yerimizi falan o ayırdı. Meto, sen onları göz hapsinde tut. Bir şey olursa haber verirsin. Tamam. Thank you.
doktorun verdiği yatak istirahati? Boş ver doktorun dediğini. Ben böyle iyiyim. Sizinkiler nasıl? İyiler. Malum nikah telaşı. Bu kadar çabuk ha? Zeliha benden nikah şahidi olmamı istedi Zeyno'na. Ne cevap verdin? Kabul ettim. 10 gün öncesine kadar bir sevgilim vardı, Burç. 10 gün önce öldü. Ya o öldüğünden beri her şey o kadar saçma geliyor ki. Aynısını babam öldüğünde hissettim. Amcam ölümden döndüğünde. Ve en son Zeyno ana vurulduğunda. Bütün bunlarla nasıl başa çıkıyorsun Mao? Başa çıkabildiğimi kim söyledi? Hayatını sürdürüyorsun ama. Geçen gün Beyto'yu öldürmeye gidiyordum. Ciddi misin? Duruşmaya çıktığı gün. Son anda amcama yakalandım. Yakalanmasam belki şimdi içerideydim. Ya umurumda da değildi. Hala başa çıktığımı düşünüyor musun? Madem Zeliha kendi istemiş, yapacak bir şey yok. Hem ne çıkar ki? Onun için yaptıklarının yanında deftere atacağım bir imzanın lafı mı olur? O kız hayatımızın yumuşak karnı. Tuz bastığımız yaramız. Belki de en doğrusu bu mevzuyu ebediyen kapatıp bir daha açmamak. Bana kalırsa sen de öyle yap kızım. Allah onu da mutlu etsin. Başka ne diyeyim? Evet. Nasıl? Manzara çok güzel. Güzeldir, sizden güzel olmasın. Sen bitişikte mi kalacaksın? Ela. Orası çok uzak değil mi? Bilhassa. Sebep? Ablama sözüm var. Ne sözü? Nikahdan önce elime kadın eli değerse bana hakkını helal etmeyecekmiş. Delisin sen. Bir duş alayım ben. Üstümü değiştireyim. Lobide buluşuruz. Gülnaz Hanım. Anlaşıldı, dinlemede kal. Çıkarlarsa bırakma peşlerini. Arayan Meto, benim adam. Nasıl haberler? Uçak yolculuğu düşünmüyorlar. Sahte pasaportla havalimanı tehlikeli. Ne kaldı geriye? Tren, vapur? Bence deniz yolu. Beyton'un pasaportunda Ukrayna vizesi var. Bu da demektir ki Odessa, Sivastopol ya da oralarda bir yer. Birkaç gün içinde kalkacak yolcu gemisi? Sanmam. Bence bir yük şilebi. Yarın bir buluşma olacak otelde. Birini bekliyorlar. Kimi? Büyük ihtimal Şilep'ten biri. Senden haber bekleyeceğim. Tamam. Ben otele döneyim. Hakkı? Ben de sana geliydim. Nereden geliyorsun? Bu bahsettiğim arkadaş gelmiş. Yolda gelirken arayan. Biraz lafladık. Üstünü değişmeyecek misin? Boş ver. Geç kaldık zaten. Bayağı güzelleşmişiz Gülnaz Hanım. Bu ne güzellik. Nereye gidelim? Bilmem. Nikah memuru kaçta alınacak? 2'de. Bir aksılık yok değil mi? Yok. Belediye başkanına çıktım. İnanç da geldi. Anlattık durumu. Belgeleri verdik. Hemen hallettiler. İyi. Ne düşünüyorsun baba? Yarın. O kadar büyütme. Daha önce de çocuk evlendirdin. Bir defa beni, bir defa Zeliha'yı. Bu üçüncü olacak. Onların ikisinde de vardım. Yanı başınızdaydım. İkisine de göğsümü gererek gitmiştim.
yarın olmayacağım. Biliyorum. Gelmeni senden kimse bekleyemez baba. Zeliha bile. Kızını mahpusta evlendirmek kolay mı? Düşündükçe o kale duvarları üzerime çöküyor. Sanki demir kapılar benim yüzüme kapanıyor. Yarın nikah kıyılacak. Kızım orada kalacak. Ben dışarıda. Güya dışarıda. Ruhum hep orada kalacak evlat. O dört duvar arasında. Kızımın yanında. Willkommen, Kapitän. Danke schön. Bitte. Guten Tag. Wie war die Fahrt? Gut, gut. Wann geht's los? Ich habe. Wie lange dauert es? Ich glaube, eine Stunde. Brauchst du was? Nein, alles okay. Kaffee, Wodka, Bier. Kaffee, bitte. Fuara gelecek misin? Valla hiç beni sürükleme oraya. Zaten sıkılıyorum kalabalıktan. Sen git gör işini. Nasıl istersen. Ne yapacaksın ben yokken? Seni bekleyeceğim. Başka? Dünkü arkadaş belki uğrayacak. Biraz takılırım. Bir daha. Biraz iyi misin? Tschüss. Tschüss. Alo. Buluşma gerçekleşti. Adamla galiba anlaştılar. Dediğim gibi kaptana benziyor. Şimdi otelden ayrıldı. Meto peşinde. Anlaşıldı Azim. Tamam. Tamam, eyvallah. Arkadaşın mı? Az sonra gelecek. İstanbul'a o arkadaşın için geldin galiba. Valla aşk olsun Günaz Hanım. Yani ben bir erkeğin peşinden buralara sürüklenecek kadar hıyar birine benzettiğiniz için... Size teessüflerimi bildireyim ha. Üf Hakkı, bu ne uzun cümle böyle? Ben gidiyorum. Dur taksiye kadar geçireyim seni. Paltonuzu tutalım. Kim bilir bir daha buraya ne zaman geleceğim Şehmuz. Yapma bunu be Beyto. Hüzünlenmenin sırası mı? Hadi kalk biraz dolaşalım. Şu İstanbul'un iğrenç sisli havasını stok yapalım ciğerlerimize. Oturuyorduk ama şurada güzel güzel bebeydi o. Hadi kalk. Hadi kalk. Arabadan inmeden şöyle biraz tur atalım. İyi hadi bakalım. Kızımla beni öyle bir çakacaksan ki görenler maşallah diyecek. Anlamış mı sen? Anladım ağa. İyi mi böyle? Bak fotoğrafımız çıktı. Birini buraya koydum, diğerini salona. Nasıl, beğenmiş mi sen? Sağ ol. Evlenip çoluk çocuğa karışacaksınız. Benim canım torun torba içti. Torunum var ya baba. Öyle bir taneyle sıra sabah yok. Daha çok isterim. Biri sağ dizime, biri sol dizime. Oh, desene mahvolduk biz. Hele sen hiç konuşma. Onu beğenmez, bunu çemkirir. Tokuma kaçtık kız. Çoktandır seni bu kadar keyifli görmedim baba. Öyle.
Bana bak. Agamla didişip de keyfimin içine etmeyesin ha. Merak etme. Didişmeyin. Hadi. Buyurun geç şu. Hoş geldiniz. Bulduk. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok mu erken geldin? Olsun. Elif'le kahve içecektik. Laflarız biraz. Heyecanlınız? Bilirsin işte biraz. Buyurun. Selahattin'e söylemek istediğin bir şey var mı? Allah mesut etsin. İkisinin de bahtını açık etsin. Baba bizimle gelmek ister misin? Hayır. Pekala. Biz hazırlanıp çıkacağız. Hı hı. Akşama görüşürüz. Bir tespit ettik abi. Haydarpaşa rıhtımında. Adı Kontas Reydir. Ukrayna Vandralı. Bu gece yarısına doğru demir alacak. Anlaşıldı Metro. Sen otele dön. Hayırlısıyla seni şu gemiye bindirseydik. Bindiririz. Gece onda rıhtımda olacağız. Ha, oluruz. Kafam bozuk ha. Çekip gitmek bir şey değil de... Şu Hakkı Alçağı hala yaşıyor ya. Ben hala ağamın öcünü alamadım ya işte. O koyuyor adamı. Değil mi Şeyhmuz? Evet. İşmiş o? Gülnaz Hanım? Sakın bir şey söyleme. Hayrola nedir mesela? Az önce kimi gördün biliyor musun? Bu 15 milyonluk şehirde kim geçti yanımdan dersin? Olacak şey değil ama Beyto. Ne tesadüf değil mi Hakkı? Otur da konuşalım. Otur. Buraya onun için geldin değil mi? Benim için gelmedin. Sen Beyto'yu vurmaya geldin. Sakin ol Gül. Hayır olamam. Gülnaz bak. Sakın bana bir şey söyleme. Ben odama çıkıyorum. Arkamdan falan da gelmeye kalkma. Siz Zeliha Kerimoğlu. İnanç Çağlayan'ı kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Siz İnanç Çağlayan, Zeliha Kerimoğlu'nu karılığa kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de Şanlıurfa Belediye Başkanı Sayın Ahmet Eşref Fakı Baba'nın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Ne bağreme nefesi از به بخت بیم بابا بابا غیر به بابا ای
geçti zaten. Tebrik ederim. Sağ ol. Buyur. Tebrik et sana. Tebe ve suç kaytetene bu mae baba ağır be baba. Tebrik ederim. Abi, babam? Gelmedi. Aile yadigarıdır. Annemin yüzü. Kısmet bugüneymiş, babam yolladı. Seni çok seviyorum abi. Babamı da. Hepinizi çok seviyorum. Ya ikinizi de çok tebrik ediyorum. Sağ ol. Sen olmasan bunların hiçbiri olmazdı. Hadi gelin. Bundan ister misin? Hello, is this all right? Yeah, okay. Hello. Eyvallah Şehmuz. İşler sana emanet. Merak etme. Dediklerim bunu. Eşit Sait. Okey. Allah'a emanet. Sen de Beyto. Yolun açık olsun. O gemiye binemeyeceksin Beyto. Allah belanı versin. Şşş, bunu da var. Sen hiç vazgeçmez misin? Bas git lan buradan. Nein. Ulan gitsene. Kırar. Go lan go. Nein. Ne nein? Go. Nein duhum, nein duhum. Go. Kaçıyor Şehmuz. Adam beni almadan kaçıyor Şehmuz. At silahını. Ablandan uzak duracaktın Beyto. Beni öldürecektin ama ablama dokunmayacaktın. Ablan hesapta yoktu. Fark etmez. Hesaplar kapanıyor. Ödeme vakti geldi. İyi nişan ol Hakkı. Al ki bir defa da öldür. Eskazı hayatta kalırsam yandım demektir. Cayır cayır yandım. Kımıldama! Kımıldama! Çekil arabadan! Bırak kımıldama! Amca! Hakkı! Abla! Hakkı yapma! Abla git buradan! Birlikte gideceğiz Hakkı! Önce o geberecek! Seni hapse yollamayacağım Hakkı! Abla uzaklaş! Allah aşkına uzaklaş! Git! O tetiğe basarsan Hakkı... ...eğer o tetiğe basıp katil olursan... ...ben de basarım! Vururum, bu vururum!
ikiniz de... İkimiz birden katil oluruz. İkimiz birden yatarız hapse. Polisler? Ben çağırdım. Seni kim çağırdı? Onu da ben çağırdım. Yapma Hakkı. Yapma. Bırak silahını. Bırak. Gidelim buradan Hakkı. Beni birazcık sevdiğinden bırak o silahını. Lütfen. Kıpırdamayın polis. Kıpırda. Gel buraya. İşte şimdi yandı. Gelip gelip. Yerinde olsam tetiğe basar hapse girerdim. Şimdi benimle uğraşacaksın. Bu çok daha kötü. Götürün. Götürün yürü. Oh, duydun mu? Hadi. Beyto. Gemiyi kaçırdın aslanım. Son şansını kaçırdın. Sen ne zaman bırakacaksın benim peşimi? Hiçbir zaman. Ben de. Doktorlar yatak ıstırahatı vermemiş miydi sana? Doktorlar ne bilir ki? Alacağın olsun yeğen. Bir halana sahip çıkamadın ha. Başka bir şey iste be amca. Bizimle merkeze kadar geleceksin. Gelin. Silahlarınız? Ah. Bu da ruhsatı. Benimki de ruhsatlı. Buyurun merkeze gidelim. Hadi. Seninle de işimiz var ha Gülnaz Hanım. Benim de Hakkı. Hem de bayağı uzun bir iş. Ne kadar uzun? 50 yıl diyelim mi? Sıkılmayacak mısın? Seninle mi? Hiç sanmıyorum. Heyecan yaratmanın yolunu mutlaka bulursun. Rıhtımda ne işiniz vardı? Makine fuarı için Gülnaz'la, Gülnaz sözlüm olur, İstanbul'a gelmiştik. Haber aldık ki Beyto buralarda. Dedik gidelim yüz yüze konuşalım, neymiş derdi anlayalım. Rıhtımda gezinirken Hakkı birden karşıma çıktı. Beklemiyordum. Bu durumda insanın aklına pek iyi şeyler gelmez tabii ki. Bizim de ifademizi alırlar mı? Ne alırlar? Ne sorarlar? Hı. Bakma öyle Cemo. Hayatımda ilk defa ifade vereceğim. Sizler tecrübelisiniz. Sizin ne işiniz vardı orada? Hakkı'nın Beyto'yla konuşmaya gideceğini öğrendim. Nereden? Hakkı'nın nişanlısı Gülnaz söyledi telefonda. Çocukcağız tedirgin olmuş. Bir telaş atladım geldim. Hayır, ben kardeşimden eminim. Aklı başındadır. Sakindir, öyle deli dolu huyları yoktur. Taşkınlıktan nefret eder ama... Abla yüreği işte. Gel de bunu anlat. Yarınızdaki kan davası... Biz o defterleri kapayalı çok oldu komiser bey. O kadar kolay mı? Kapandı demekle kapanıyor mu? Tabii ki değil. Barış için namuslu olacaksın. Sözünün eri olacaksın. Şükürler olsun ki... Boyatlı soyunun... Şeref ve namustan yana... Hiçbir sıkıntısı olmamıştır. Olamaz. Eğer eski defterler kapandı demişsek... Kapanmıştır. Daha da inanmazsanız... Açar Urfa valisine sorarsın. Anlaşıldı hanımefendi. Başka bir diyeceğiniz? Hayır komiser bey. Tamam bitir. At soyat imza. Rıhtımda ne işiniz vardı? Rıhtımları severim. Deniz havası almayı da. Bir süredir tutukluydum bildiğiniz gibi. Tahliye oldum. Ruhum daraldı. Biraz değişiklik olsun diye kalktım İstanbul'a geldim. Suç mu? Tabii ki değil. Kendi memleketimde rahatça dolaşamayacak mıyım ben müdür bey? Bunları niye soruyorum? Sen de biliyorsun ben. O yüzden geç bu lafı. Aranızdaki şu kan davasına gelin. Ne alakası var? Her anlaşmazlığa, her çatışmaya kan davası diyemezsiniz müdürüm. Evet. Eskiden bir şeyler oldu. Adalet cezasını verdi. Olanlar oldu, her şey orada kaldı. Hem size bir şey diyeyim mi? Ömrümün neredeyse yarısı Avrupa'da geçti. Kan davası, man davası, hikaye bunlar. Hiçbirine inanmıyorum. Varsa da benden uzak dursun. Yani bu geceki olayın kan davasıyla ilgili hiçbir ilgisi olmadığını söylüyorsun. Aynen öyle. Ya siz?
Benim hiçbir iş değil. Olmaz tabii. Şimdi sizi içeri yollayacağım. İfadenizi alsınlar. Malum şahısların ifadelerini aldım. Fena araba değilmiş be Cemo. Havaalanından kiraladım. Boşta bir bu var mı? Rahat mı kullanışı? İyidir, iyidir. Ne diyorsun abla, alan bundan bir tane çiftliğe. Elinin kör hakkı. Olur abla, yeter ki sen isteme, almayız. Ne arabası be? Ne arabası? Neydi bunun markası ki? Vallahi. Başlatma arabandan hakkı. Onu mu diyorum ben? Şimdi derdimiz bu mu ha? Ne eli suyuyorsun ne avuca? Ya 5 dakika ayıramayacak mıyım ben seni gözümün önünden? 5 dakika! Sana kaç defa dedim ki... şayet bütün mesele Beyton'un gebermesiyse... kime söylüyorsun ki? Kendin söyle, kendin işit. Madem öyle... şimdi sen söyle bakalım yiyen. Bir deniz... bir şehrin koynuna girerse ne olur? İstanbul olur yiğen, İstanbul. Çok eğlenmiştik o gün. Çok güzel bakıyordun. Çok güzeldi. Fotoğrafların hepsi çok güzel. Evet, çok güzel. Bunu verelim. Olur. Bu fotoğraf hatıra olarak sizde kalsın. Çok teşekkür ederim. Şimdilik şurada dursun. Ben koğuşları dolaşacağım. Siz rahatınıza bakın. Teşekkür ederiz. Nerede kalmıştık? Çok fotoğraf var. Daha da olacak zamanla. Nerede? Başka yerlerde çekilmiş başka fotoğraflar. Belki balayımızda. Hoş bir hayal. Hayal etmekten korkma. Yarın mahkemeye çıkacağım. Karar duruşması. Durumum parlak değil. Sen yine de hayal et olur mu? Hiç vazgeçmez misin? Yaşadığım sürece asla. Asla vazgeçmeyeceğim. Bak. Bir de şunlara bak. Bunları ne zaman çektirdin? Beğendin mi? Harika. Bir de bu var. İnanç. İnanç sen. Bir babası var. Oğlumun bir babası var. Deryahaya erişemem. Ölümü tatmadı. Ama bu demek değildir ki ölümün acısını tatmayacak. Nonsen. Kocası dışarıda. İyi de canım. Adamın suçu ne? Suçu. Bütün öldüremeyiz ki canım. O karı yeğenimi öldürdü ama. Sen fidan gibi genci toprağa yollayacaksan, gelini kızı yasına bırakacaksan, sonra da sırf aga kızı olduğun için paçayı sıyırıp muradına ereceksen ha? Yok öyle yapma! Neydi o doktorun adı? İnanç. İyi. Gerisini demene hacet var mıdır? Hayır Şan. Hayır. Yok. Abla bak. Güzel. Hadi bakalım. İşin çok mu? Bankaya gideceğim. Öğle yemeğini de Murat bekliyor. İlk ders boş. Vaktin varsa kahve ısmarlayayım sana. İyi anlaştık. Aziz abi bize 2 çay. Hemen geliyorum. İşte bizim kafe. Biz kantin derdik. Vay be özlemişim vallahi. Öğrenciliğimi hatırladım. Güzelmiş burası.
Keyifli miydi? Hem de nasıl. Aklın varsa kıymetini bil. Sonra hayat öyle bir çullanıyor ki. Merhaba. Merhaba abla. Misafirin mi? Annem. Hoş geldin. Olamaz. Bu kadar genç ha. Sağ olun, teşekkürler. İltifat değildi ki. Birer kahve içer misiniz? Çay içiyoruz işte. Pekala. Ben arkadaşlarım masasındayım. Tamam. Arkadaşlarından söz etmemiştik. Daha yeni yeni. Bu Abbas kim? Gruptan. Pek bir hayran bakıyor. Hiç fark etmedim. Vallahi öldük burada meraktan Zeyno Ana. Sabaha kadar yürek çarpıntısı. Sen onu bir de bana sor. Amcam niye? Orasını deşme. Zaten canım burnumda. Sen nasılsın? Bebeğini büyütüyor musun? Kımıldamaya başladı. Tekmeliyor artık. Ne? Bak sen şu edepsize. Kendini yormuyorsun değil mi? Merak etme Zeyno Ana. Hacer gözümün içine bakıyor. Ha akşama belki uğrarız. Tamam kızım. Beklerim. Hadi hayırlı günler. İyi günler alıcım. Ya. Zeyno Hanım'ın da çilesi. Herkesin çilesi. Belki en çok da senin. Bazen kızıyorum amcama. Ne olurdu sanki yıllar önce o tetiğe basmasaydı? Kader. O kadar basit mi? Doğduğun gün ölüme sineni açarsın. Doğmak ölüme razı gelmektir. Ne zaman nasıl bilinmez. Allah verir canı, Allah alır. Yapma Hacer abla. İnanmak zorundayız. Ben inanmak zorundayım. İnanmazsam Bilal'im gelir aklıma. Oğlum. İnanmazsam çıldırmak çok kolay olur İdil. Çok kolay. Sen hiçbir şey düşünme olur mu? Bebeğini sağlıklı büyütmene bak. Burada bir şey varmış. Çaylarınız? Biz söylemedik. Abbas gönderdi. Sağ ol. Zahmet ettin. Rica ederim. Teşekkürler Abbas. Afiyetle. Sınıfta görüşürüz. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de Abbas. Bol şans. Teşekkürler. Temiz bir çocuğa benziyor. Hiç şansı yok. Ne için? Burç'u unutmadım daha. Unutacağımı da sanmıyorum. Sana git Abbas'la flört et diyen olmadı ki. Yani güvenilir arkadaşlar bazen çok daha önemli. Haklısın. Hayır, ben bu konuda çok hassasım da. Günün birinde, yani çok sonraları. Belki birisi, o da belki. Ama Abbas ya da belki onun gibi birisi asla. Ne demek onun gibi? Yani buralı. Ben buralı biriyle evliyim ve mutluyum. Evet ama sen burada yaşamaya razısın. Bense buradan kurtulmaya bakıyorum. Umarım bir gün sen de anlarsın. Neyi? Mutluluğun bölgesel bir sorun olmadığını. Benim serseri kızım. Ben serseri değilim. Hadi oradan edepsiz. Dersim başlayacak birazdan, ben gidiyorum. Ne güzel konuşuyorsun. Yanak ver. Gel gel. Bundan sonra kantinde mi buluşsak? Kantin değil, kafe. Şşt, ukala. Yürü. İyi günler çocuklar. İyi günler. Hoşça kal anne. Anne çok hoş bir kadınmış Merve. Öyledir. Annene benzemişsin. Sağ ol. Rezalet bu. Tam bir rezalet. Herif eliyle koymuş gibi geldi. İstanbul'un göbeğinde buldu bizi. Ulan o gemi. Ulan o gemi gözümün önünde düdüğünü düttüre düttüre gitmedi mi? Attığımız adımdan Hakkı'nın haberi olmuş. Çalıştığım bütün adamları sepetleyip Hakkı'nın adamlarıyla mı çalışsam acaba? Bize pasaportu yapan Hüso. Bizi ihbar eden ondan başkası olamaz. Bunu öğrendiğime çok memnun oldum Şeyh Musa. Hüso'yu kim buldu bana? İstersen gidip halledeyim. Zahmet olacak. Yemek güzeldi. Gerçi sana kızgınlığım hala geçmiş değil ama. Naz. Nazlı gülüm. Bir de sen başlamasan. Zaten ablam yeteri kadar... Ablan haklı. Dört kurşun yedim. Ölüme teğet geçtim. Hala akıllanmadım.
Ne yapmak lazım ki sana? Takip ediliyoruz. Bizim korumalar onlar. Güzel. Sonunda paranoyak da oldum. Evet. Buraya kadar. Ne yapacağım seninle? Bilmiyorum. Ben de isteyeyim sakin bir hayat. Yanımda sevdiğim kadın, dizlerimin dibinde bıcır bıcır çocuklar. Yani bana diyorsun ki bekle şu Beyton'un icabına bakayım ondan sonra. Tabii bu arada sana... İçeri gelsene, bir kahve yapayım sana. Annemle babama da merhaba demiş olursun. Yok gelmeyeyim. Beni görmek isteyeceklerini zannetmiyorum. Sen bilirsin. Çoktandır bu sofrada misafir ağırlamamıştık. Sağ olun. Ailece oturulan sofraları özlemişim. Küçük misafirimizi de unutmayın. Tıpkı Zeliha. Ya yeter artık. Oyuncağa çevirdiniz çocuğu. Ah canım esnemeye başladı bu. Ayşe'cim sen yatır bunu. Hadi bakalım alalım, Ayşe ablaya. Gel bakalım. Seni soruşturma ne oldu? Bakanlık müfettişleri ifade almaya geldi. İşte öyle bir havalar. Yok suçluyu saklamak falan filan. Kardeşim dedim ne diyorsunuz? Ben o insanla evlendim. Arkalarına bakmadan gittiler. Bir şey çıkar mı? En fazla bir yere sürerler. O zaman da istifa edip buralarda bir yerlerde muayenehane açarım. Yarın Zeliha'nın karar duruşması var. Boşuna hayale kapılmayın. Karar aşağı yukarı bellidir. Ben kızımı çok sevdim evlat. Her şeye rağmen çok sevdim. Allah şahidimdir. Öldürmek için peşinden çok gittim. Ama yapamadım. Kadere isyanım odur ki... Siz neden vaktiyle çıkmadınız birbirinizin karşısına? Çıkaydınız da... Şimdi bu sofralar... Bu avlular çocuklarınızın sesiyle çınlayaydı. Olmaz mıydı? Geçmiş hepimizin içinde yara. Ama bu yarayı deşerek yaşamak... Yani nereye kadar? Gelecek umuttur. Geleceği bilmiyoruz. Ha al işte... Aylar önce inanç diye bir hesapta var mıydı? Yani bütün olumsuzluklara rağmen arada güzel şeyler de oluyor. Bunları da görelim. Olmaz mı? Gülnaz'ın gönlünü yapabildin mi bari? Yapmaya çalıştık. Öyle çalışmakla olmaz. Şu yarım kalan nişan. Aslında nişan da geçip düğün yapalım be oğlum. Fazla uzadı. Aceleye gerek yok abla. Gülnaz'ın ailesi bizim evlenme için eskisi kadar sıcak değil. Anlamadım. Sebep? Sebep belli. Sen olsan benim gibi adama kız verir misin? Elbette veririm. Yalana bak yalana. Alt etmişsin. Hem de bayıla bayıla veririm. Ah Allah! Ablaların şahanesi. İçimden geldi. Ver bir yanak. Dur oğlum. Sululuk etme. Ver. Şimdi ciddi ciddi konuşuyoruz. Ver, ver, ver. Oh sonra konuşurum. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Abla. Asırdı mı kaşı hele? Sen de yüz verdikçe asırını istiyorsun. Abla. Yine ne var? Acaba diyem Gülnaz'a yazık etmesek mi? Saçmalama. Yarını belli olmayan adam. Hangimizin yarını belli hakkı? Evet, kadere inanırız. Tedbir şarttır. Ama ecel denen bir şey var ki o da şaşmaz. Vay be. Daha evvel aklıma gelse ben bu lafı acayip sokarım Gülnaz'ın babaya. Ben senin yerine... Sapkına abla. Biz peşlerinden gideceğiz, onlar kendilerini naza çekecek. Hiç gelemem böyle şeylere.
Ama hiç gitmemek de olmaz. Sen babasıyla yarım ağız bir konuştun, işte o kadar. Ortada resmi bir şey yok. Hem dur bakalım. Daha Zeyn o kadın son sözünü söylemedi. Kardeşlerin en güzeli. Şimdi gel ben seni bir öpeyim. Yok, valla olmaz. Olmaz. Bırak. Bırak. Bırak, valla olmaz. Hadi gel şimdi, sen de benim sırtımı kaşı. Ha, burası. Evet, orası. Sömestr tatilinde uzak bir yerlere gidelim. Mesela? Sıcak ülkeler. Karayipler iyi mi? Belki Hawaii. İç gıcıklayıcı. Çocukları da alırız. Mert'i düşünebiliyor musun? Hawaii'li kızlar boynuna çiçekten kolyeler takarken. Delirir artık. Babam yalnız mı kalacak? Aslan gibi damadı var. Torununu da verdik mi kucağına? Ha, yok. Aslında babamı da götürelim. Dönüşte de orada kalsın. Reşo'a Hawaii'li kızlara karşı. Yalnız tabii bir sorun var. Ne? Şu Hawaii'li kızlar. Ne olmuş onlara? Seni de çiçek yağmuruna tutarlar mı dersin? Evet, bu ciddi bir sorun. Bakalım ne yapabiliriz? Gencim, yakışıklıyım, zenginim. Belirgin bir cazibem var. Bak bak. Sonuçta o kızlarınki de can. Onlardan bu zevki esirgemek. Allah Allah, yani... öldürürüm seni Murat Kerimoğlu. Vallahi öldürürüm, aşiretin gelse alamaz elimden. Devam et bakmaya. Hawaii'ye geç. Yapma. Sen mi sattın lan bizi? Ağam aşağı. Hakkı'ya sen mi söyledin lan? Hayır ağam. Senin yüzünden Beto canımı okuduk benim. Ağam. Ağam yapma. Konuşma lan. Yürü. Seni şimdi Beto'ya götüreceğiz. Ver hesabını ona bakayım. Hüso. Kahret. Yürü. Karar. Ayağa kalk. Yaz kızım, sanık Zeliha Kerimoğlu'nun Kemal Boyatlı'yı öldürmeye azmettirdiği sabit olduğundan eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 64'e 1 maddesi delaletiyle 450. maddesinin 4. bendi uyarınca aynı sanığın Ökkeş Şahan ve Ramazan Elfidan'ı bilerek ve tasarlayarak öldürdüğü sabit olduğundan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin 4 ve 5. bentleri uyarınca temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar sanık vekili ve sanığın yüzüne karşı açıkça okundu. Yürü, yürü! Hadi bakalım, ver şimdi hesabını. Ne haber Hüso? Ağam bir yanlışlık olmuş. Olmaz olur mu Hüso? Mesela sen. Sen başlı başına bir yanlışlıksın zaten. O yüzden seni şimdi birazcık düzelteceğiz. Arkadaşa yardımcı olalım. Evet. Artık müebbet yemiş bir karın var. Göze almıştık. Hepsini daha önce konuştuk. Sen yeter ki sağlam dur. Sen de. Allah'a ısmarladık. Vedalaşmaya gelmedik. Umut kesmek yok Zeliha. Bu karar yolun sonu değil. Tam tersi, başlangıcı. Şimdi her şey önünde açık Mehmet. Temize gideceğiz. Ceza indirimi isteyeceğiz.
Bu ülkede her seçim dönemi bir af demektir. Buyurun gidelim. Hakkı tepeme bindi. Canımdan bezdirdi. Yoksa öldürecekti. Mecbur kaldım ağam. İnsaf merhamet et bana. İnsaf, merhamet ve ben. Nasıl olacak bu Yusuf? Hem de senin gibi bir cibiliyetsizi. Biliyor musun Yusuf? Seni düzeltmek de yetmez. Aslında şey yapmak lazım. Neydi? Evet. Öldürmek. Ağam. Ağam affet. Ne istersen yapar mı ağam? Hakkı tekrar tepene binse. Ona da böyle köpekleşir misin? Hayır. Hayır acıman ağam. Acıman ağam. Ne yapacağız bu adamı Şehmuz? Ya götürüp bir çukura atacağız. Ya da... Ya da ne? Yaptığı ayrılığı bir şekilde telafi edecek. Duydun mu Hüsur? Ne istersen ağam. Ne istersen. Pekala Şehmuz. Bu serserime bir şans daha verelim. O da senin gül atırın. Beceremezse sıkın beynine gebertin. Dağı duydun. Yapamayacaksan diyiver, şuracıkta sıkayım kurşunu. Ne sen kıvran, ne bizi uğraştır. Ha Hüso? Yapacağım. Ne istersiniz yapacağım. Mirza, arkadaşı hazırlayıver. Gel bakalım Hüso. Gel, yürü. Gel, yürü bakalım. Son anlattıkları kitapta yoktu. Notu aldın mı? Çok hızlı anlattı, nasıl alayım? Ben de var veririm. Bize ne zaman? Haftaya. Hadi kaçıyoruz. Güle güle. Bye bye. Bye bye. Hangiden? Sen serviste gitmiyor musun? Bizim ev yakın. İki cadde aşağısı. Çok soğuk. Fırat üstünde su kıyısına yakın bir bahçemiz var. Bostan gibi. Bir de çiftlik evi. Hafta sonları orada toplanırız. Belki bir hafta sonu sen de gelirsin. Ailemle tanışırsın. Olabilir. Arkadaşlarla hep bir. Sinemaya gidiyor musun? Burada mı? Hayır hiç gitmedim. Güzel bir sinemamız var. Vizyon filmleri. Bir gün okul çıkışında beraber gider miyiz? Abbas, bak sen iyi birisin. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Ama biz seninle ancak okul arkadaşı olabiliriz, anlıyor musun? Anlıyorum. Ya kırılmanı istemiyorum. Seninle bir ilgisi yok, tamamen benimle ilgili. Tamam, sorun değil. Hoşça kal. Güle güle. Ne ailenizle ne de Hakkı ile ilgili içimizde en küçük bir tereddüt yok. Bunu Hakkı ile konuşmamda bilhassa belirttim. Tek düşüncemiz kızımızın geleceği ve güvenliği. Hassasiyetinizi anlıyorum. Başınıza gelen talihsiz olaylardan sonra insan anne baba olarak ister istemez düşünüyor. Acaba benim kızımı nasıl bir gelecek bekliyor diye. Açıkçası öyle. Bakın. Eğer Gülnaz derse ki ben vazgeçtim, bu mesele ebediyen kapanır ve bir daha asla açılmaz. Ama neticede onlar iki tane yetişkin insan, birbirlerini sevdiler. Evlenmek hayat sigortası yaptırmak değildir. Hayatta kader diye bir şey vardır ve de ne dersek diyelim, yiğidin alnına yazılan gelir. Hepimiz er geç ölüp gideceğiz. Bu durumda ne kadar yaşadığımız mı mühim, yoksa yaşadığımız müddetçe ne kadar mutlu olduğumuz mu? Galiba cevaplanması icap eden soru bu. Vallahi Zeyno Hanım, aslına bakarsanız bu sorunun cevabı aşağı yukarı belli. Madem öyle, gelin bu evliliğe rıza gösterin. Tıpkı baştan gösterdiğiniz gibi. Gösterin ki mutluluk hevesleri içlerinde ukde olarak kalmasın. Pekala. Ne diyelim, Allah sonlarını hayırlı kılsın. Sağ olun Macide Hanım. Aklınız geride kalmasın. Gülnaz'ı mutlu etmek sadece Hakkı'nın değil, bütün boyatların namus borcu. Hop 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 hop, dur dur. Hakkı'mla görüşmeye geldim ben. Kimsin sen? Hakkı'yı göreceğim. Kimsin dedim? Bu annen ne lan? Yani sor.
Aa, ben iyi tanırsın. Ne işin var Agay'la? Canım ancak vurur. Ne oldu sana böyle? Ha? Kayıtı. Kayıtı yaptım. Elinden zor kaçtı. Bekle burada. Oturtun şunu bir yere. Benim ailem de Cemo'yla evlenmeme karşı çıktı. Özellikle annem. Sorsan şimdi bile içi içini yiyor. Peki nasıl alıştın? Tam olarak açtığımı ben de bilmiyorum. Hala arada bir gelgitler oluyor. Hakkı'dan vazgeçmeyi hiç düşünmedim. Ama korkuyorum İpek. Düşünsene, evlisin ve kocan yanında yokken çalan her telefonu korkuyla açıyorsun. Çünkü ona her an bir şey olabilir. Sen Almanya'dayken İzmir'e gittik Cemo'yla, benim zorumla. Güya orada yaşamayı deneyeceğiz. Tabii Cemo'da surat beş kırış. Uçaktan iner inmez Hakkı amcadan vurulma haberi geldi. Cemo anında geri döndü. Ben bir süre İzmir'de kaldım. Anneme kalsa hep orada kalmalıydım. Makası uzatsana. Sonra? Yapamadım. Onu öyle seviyordum ki. O yokken kendimi öyle güçsüz hissettim ki. Komik değil mi? Okuduğumuz okullar, modern filmler, kadın bağımsızlığı falan. Birine aşık oluyorsun. Hepsi siliniyor. Bizler galiba bağımsızlıkla sevgisizliği birbirine fena karıştırdık. Ben sadece Hakkı ile birlikte ölmek için bile onunla evlenebilirim. Sence bize ne oldu? Bilmiyorum. Ya bu ailenin erkeklerinde bir şey var, ya da biz sahiden deliyiz. Çok acıdı mı? Şu hale bak, elimize bile yakışmıyor. Beyto madem anladı bana geldi kızını, seni nasıl saf bıraktı? Bırakmadı amca. Kayası infaza götürüyordu Adıyaman yolunda. Arabanın kapısını açıp attım kendimi aşağı. Aşağısı uçurum. Peşinden gelmedi mi? Geldi. Saklandım bulamadım. Bana niye geldin? Beyto beni bulduğu yerde öldürecek. Ben de Beyto'yu öldüreyim, sen de huzura er, öyle mi? Kaldığı yeri biliyorum. Şehir dışında. Depodan bozma bir yer, gözden uzak. Ana bakalım. Köyü geçtikten sonra 50 metre sağda. Kocaman bir dağ. Bana bak, sen de ortalıkta fazla gözükme. Götürün. Yusuf diye biri. Hakkı'mı görmeye gelmiş. Gel, gel.